Ben Hakim Ziyeş'im kardeşim. Modunda takılan, bunu ispat etmek istediği her seferinde de ispat eden bir oyuncu. Galatasaray'ın bir kere e, oraya ile başlaması zaten ciddi bir problem teşkil ediyor. İkiye bölünen bir takım haline dönüştü. İlk yarı çok fazla irdelemeye gerek yok. Alanya Spor oynaması gereken oyunu oynadı. Netice alamadı. Ya. Gole dönüştüremedi bunu. Oynarken üretebiliyor. Karşılarken zor üretiyor. Ama bulduklarını yüksek yüzdeli atıyordu. Galatasaray bunların hiçbirisine şans vermedi diye. Yani top Galatasaray'dayken Barış Alper rakip sağ beki savunuyor. Fatih Hoca'nın neden bu kadar sinirlendiğini ben anlamadım. Hani çok böyle hayati bir pozisyon değildi. Merhabalar sevgili Golbarmı takipçileri. Topsuz Oyun'un Galatasaray bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Galatasaray dün ikinci arada özellikle gerçekten Alanya Spor karşısında coştu diyebiliriz. 4-0'luk bir galibiyet. Sence ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında bu kadar fark olan bir maç mıydı yoksa sadece skor farkı mı vardı? Galatasaray'ın bir kere e, oraya ile başlaması zaten ciddi bir problem teşkil ediyordu. Alanya Spor kimdir dediğimiz zaman ilk söyleyeceğimiz şey kanatlardan hızlı ve etkili biçimde kaleye inen bir takım derdik sanıyorum. Oraya'nın en zorlanması muhtemel maçtı. E, nitekim 45 dakikada yanabildi Okan Hoca. oraya çıkardıktan sonra Galatasaray olması gereken düzenine döndü. Aslında benim maç öncesinde düşündüğüm şey de Ziyeş e, oynamalıydı. Sol tarafta da Kerem ve Zaha'nın toplamından daha fazla katkı verdi oyun anlamında Barış Alper. Ki e, Keçiören gücünde sol açık olarak çıkmış bir oyuncu Barış Alper. Yani ilk defa orijin itibariyle oynaması gereken yerde ve oynaması gereken rolde oynadı Barış Alper. Alanya Spor ilk yarıda Yusuf'un bütün enerjisini harcamasından sonra ikiye bölünen bir takım haline dönüştü. İlk yarıyı çok fazla irdelemeye gerek yok. Alanya Spor oynaması gereken oyunu oynadı. Netice alamadı yani gole dönüştüremedi bunu. Galatasaray ilk yarıda varlık gösteremedi. Sayısal olarak yakalayamadılar Alanya Spor'u. Hem kendi böl birinci bölgesinden çıkarken hem sete yerleşmişken Alanya Spor sürekli 6 kişiyle oradaydı. Galatasaray yerleşik sete hücum edecekti fakat şutör oyuncusu yoktu. Bir tane Mertens'in şutu var. O da olağanüstü bir şuttu. Onun dışında Galatasaray sanıyorum 0.24 e, gol beklentisi yarattı ilk yarıda. İkinci yarı 2.5 civarında bir e, gol beklentisi var. 2.5 gol beklentisinden 4 gol. Bu da Ziyeş'e yazar. İki yarı arasındaki temel farklılıklar rakibin oyun karakterine uygun olmayan bir 11 ile sahada yer almak, rakibin etkin silahlarına yanıt veremeyecek profillerle savunmaya çalışmaktan kaynaklanıyordu. İkinci yarıda bu tehditler ortadan kalktı dikkat edersen. Çünkü oynamaya çalışan taraf Galatasaray oldu. Galatasaray oynamaya çalıştığı zaman Alanya Spor'un yapacağı tek seçenek Efecan'ı topla buluşturup kanat oyuncusunu arkaya sarkıtmak, kanat oyuncusu koşusuna devam ederken Efecan'ın da forvet koşusu yapmasıydı. Bu kadar. Başka bir ikinci seçeneği yoktu Alanya Spor. Oynarken üretebiliyor, karşılarken zor üretiyor ama bulduklarını yüksek yüzdeli atıyordu. Galatasaray bunların hiçbirisine şans vermedi diyelim. Peki abi benim gollerde gördüğüm Galatasaray rakibini kendi ceza sahasına doğru itti. Yani Alanya Spor kendi ceza sahasına hapsoldu ve Galatasaray topu Rakip ceza sahasına getirene kadar herhangi bir dirençle karşılaşmadı. Bence bu gollerin bu kadar basit gözükmesinin sebebi de birazcık bu oldu. Bu Galatasaray'ın al alameti farikası mı yoksa Alanyaspor burada birazcık edilgen mi kaldı? Leroy Ferrer'in e, ikinci yarıdaki atılması ile birlikte. Şimdi şu tahtadaki diziliş ilk yarıda Galatasaray'ın hücum etmeye çalıştığı pozisyonel yerleşim. Ziyech girdikten sonra burada şu şekil bir değişiklik oldu. Icardi, Mertens... Barış Alper. Daha asimetrik, şutör, fizik gücü yüksek, zeki golcü ve baskı lideri Mertens. Ön tarafta doğru bir kurgu oluştu. Bu doğru kurguya 6 kişiyle yanıt veremedi Alanya Spor. Yani Ziyech'in denkleme dahil olmadığı zaman dilimini de düşünürsek burada nasıl oynuyordu Galatasaray? Kerem Aktürkoğlu sıkça topla buluşan fakat topla buluşturulması gereken oyuncu olurken topla buluşturan oyuncu olmaya çalışan oyun anlayışı. Kerem'in dün verimsiz olmasının sebeplerinden biri de budur. Yani şuralarda topla buluşuyorsun ve burada kilit pas vermeye çalışıyorsun. Kilit pas sana verilmeli. Kerem formsuzluk dönemlerine girdiğinde dikkat edersen gol bölgesinden uzaklaşıp daha çok oyun kurucu rolüne evriliyor. Psikolojik olarak mıdır bilmiyorum. Yani ben çok kaçırıyorum. Bari oyunun kurulumunda yer alayım diyerek mi bunu yapıyor yoksa hocası mı böyle görevlendiriyor bilmiyorum. Ama Kerem'in şurada olması Hacer Gonaj'ı sürekli rahat ileriye çıkabilecek serbestliği sağladı. Ön tarafta Oğuz Aydın da devamlı bindiren bir oyuncu olduğu için devasa bir koridor oluştu önünde. Kerem Aktürkoğlu'nun savunma katkısı genelde e, ortalama seviyededir. Set hücumunu savunurken başarılı bir savunmacıdır Kerem. Ani ataklarda kötü bir savunmacı Kerem. Sürekli ikiye bir yakalandı Derik Köhen. Kerem geriye gelemedi. Barış Alper geldiğinde ne oldu? Barış Alper savunma aksiyonları çok üst düzey olan bir oyuncu. Özellikle fiziksel hamlelerden bahsediyorum. Ama bunun yanında oynarken rakibi çıkartmayan bir adam. Yani top Galatasaray'dayken Barış Alper rakip sağ beki savunuyor. Öyle bir ee, kuvvet, güç hız kombinasyonu var ki Barış Alper'de. Herhangi bir pozisyonda onu kendi başına bıraktığınızda üretebilir. Galatasaray edilgen hale nasıl getirdi Alanya Spor savunmasını? Furkan Bayır da oynasa, Fatih Aksoy da oynasa özellikle birinci bölge set savunmasında geri çekilen stoper özelliklerine sahip oyuncular var Alanya Spor'da. Ali T'yi çok fazla buraya dahil etmiyorum. O daha çok atlayan, zıplayan, hamle yapmaya çalışan stoper. Furkan bekleyen stoper. Fatih Aksoy da böyle. Bekleyen pozisyondalar. Galatasaray'ın oyunu rakip ceza sahasına yıktığında Alanya Spor'un bunu alabileceği bir tedbir yoktu. Geri çekilecekti Furkan. Buraya giren Barış rahatlıkla şut çekebilecekti. Icardi buraya koşu atarken Mertens boş alan bulacaktı. Icardi diğer stoperle eşleşmeye koştuğunda Mertens çapraz koşu attığında Furkan bölgesinden uzaklaşacak. Barış Alper karşı karşıya kalacaktı. Yani kısacası Alanya Spor'un stoper profilleri itibariyle Galatasaray'ın hücum edebileceği 3-4 farklı çeşit vardı. Bunu ilk yarıda yapamamasının sebebi buna uygun profillerle hücum edebilecek bir 11 ile çıkmamasıydı. Zaten Serge Oriya öyle enteresan bir oyuncu ki özellikle şu an içinde bulunduğu fizik ve mental e koordinasyon açısından. Galatasaray gerideyken önde kaldı. Öndeyken geride kaldı. Atağa da eklem denemedi, savunmaya da savunma çizgisini de bozdu birçok pozisyonda. Yani rakibi yakalayamama ihtimaline istinaden ki 5 pozisyonda Yusuf arkasına sarktı. İlk yarıda. Zaten o 5 pozisyon hani çıkması için yeterli sebepti. Fatih Hoca'nın neden bu kadar sinirlendiğini ben anlamadım. Hani çok böyle hayati bir pozisyon değildi. Açı itibariyle şurada Fatih Hoca. Offside olup olmadığını görme ihtimali yok. En doğru açı yan hakemin açısı. Ne dediğini de bilmiyorum ama bu kadar önemli olmayan bir pozisyon için kırmızı kart görmek de çok mantıklı değildi yani. Peki abi, Galatasaray sence bu hücum hattı problemini nasıl çözer? Çünkü ligin son haftalarına girildiğinde diğer takımlarda, özellikle şampiyon olan takımlarda son 10-15 hafta ileri hattın özellikle hiç bozulmadığını görürüz. Galatasaray'da bu tam tersi. İleri hatta kim oynayacak hala bilmiyoruz. Haftadan haftaya değişiyor, maçtan maça değişiyor hatta. Sence nasıl olmalı ve nasıl olur? Galatasaray şu anda şu ana kadar oyuncu kazanma, alternatif yaratma, form yükseltme, formsuzları forma sokmaya çalışma süreci geçirdi. Bundan sonra formda olan oyuncularla 6 hafta oynayacak. Ziyeş şampiyonluk periyodunun, olası şampiyonluk pozisyonunun en önemli ismi olacaktır. Dün zaten sahada gördün. Yani sen de fark etmişsindir. Zeka itibariyle diğerlerinin üstünde olan bir oyuncu. Tabii. İsteyip istememesi çok önemli. O da Kuzey Afrika mental yapısı. Bunu daha önce sıkça dillendirmiştik. Ben Hakim Ziyeş'im kardeşim. Modunda takılan, bunu ispat etmek istediği her seferinde de ispat eden bir oyuncu. Bir hamleyle dört kişi oyundan düşürdü. Kerem Demirbay'a attığı top. Türkiye'de an itibariyle bunu yapabilecek yerli yabancı oyuncu var mı? Yok. Avrupa'da da sayılı bu arada. Çok azdır yani. İşte Avrupa'da. Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta Pedri'nin attığı pas. Tabii en üst seviyedeki takımların en üst seviye oyuncularının atabileceği paslardan. İşte Ziya şöyle bir oyuncu mesela. Ziya Türkiye Ligi'nin de üstünde. Avrupa Ligi'nin de üstünde olan bir oyuncu. Sadece oynamak isteyip istememesi. Hı hı. E, bu performans gel gitlerini yaşatıyor. Bu denklemde Barış Alper ve Ziyeş Galatasaray'ın en önemli aktörleri olacaklardır. Yalnız Icardi'den de söz etmek lazım. Icardi Inter dönemindeki rekorunu kırdı bu arada. Inter döneminde 34 gol katkısı sağlamıştı. Dün akşamla birlikte Galatasaray kariyerinde 35. gol katkısını sağladı. Bunu e, altını çiziyorum. Icardi'nin ceza sahası içerisindeki koşuları, stoper değiştirmesi, koşu yönü değiştirmesi, attığı sahte koşular, dünyanın en elit santriforları tarafından yapılmaya çalışılan şeyler hiç abartı yok. Avrupa'nın en iyi santriforlarından bir tanesi Icardi. Tabi bu kilo problemi, ailevi problemler, eşinin rahatsızlıkları vesaire falan o zikzak kilo alma verme hikayeleri falan. Bu saha dışı unsurlarla bağlantılı. Ben saha içinde fit olan Icardi'den bahsediyorum. Geçen sezonki Icardi. Geçen sezonla bu sezon arasında Fiziksel form ve dayanıklılık açısından çok ciddi fark olmasına rağmen Icardi 19. golünü attı. Ya, bağlantı oyununu da çok muazzam yapabilen bir oyuncu ki Icardi buraya gelirken tartışılan avcı tipi golcü mü, ısıran golcü mü, savunma arkasına iyi koşullarda atan ama netice itibariyle gol odaklı bir isimdi Icardi. Bugün Galatasaray'da mesela gol odaklı isim diyebiliyor muyuz Icardi için? Bağlantı oyununu mükemmel yapıyor. Rakip yerleşimini ilk tehdit eden adam. Pres başlangıcını Mertens de Icardi planlıyor, düzenliyor. Pas kanallarını onlara bakarak şekillendiriyor Galatasaray. Icardi formsuzdur, çok kaçırıyordur, öyledir böyledir, kilosu fazladır falan ama saha içindeki oyun aklı Icardi. Bu ee, domino etkisi diyelim. Icardi'nin basmaya gittiği oyuncu Galatasaray'ın hangi pres varyasyonunu uygulayacağını belirliyor. Mertens'in pas kanalı kapatma Konumu, kime gittiği, rakibe karşı planlanan hangi savunma aksiyonuna geçireceğinin işaretini veriyor. Galatasaray bu noktalarda çok çalışıyor. Antrenman bitiyor. Icardi ve Mertens diyor ki, oyuncuları seçiyorlar sen sen sen, kalıyoruz. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Bazen Simeone'nin organize baskı idmanlarını yapıyorlar. Bazen orta kafa gol çalışıyorlar. Bazen iç koridor hücumları çalışıyorlar. Kim çalıştırıyor? Mertens, Icardi. Icardi için dışarıdan çizilen profil nasıl? Snob, e, kimseyi kendine yaklaştırmayan, saha içerisinde melek, dışarıda hiçbir şey umursamayan bir adammış gibi. Okan Hoca'nın geçen sene yaptığı bir jest, Icardi'de aidiyet duygusu yarattı. Icardi o günden beri takımın Mertens'le birlikte lideri olan oyunculardan bir tanesi. Galatasaray'ın en önemli maçlarından bir tanesiydi Alanya Spor. Buradan hasar almadan geçmek önemliydi. Üstüne Galatasaray averaj yaptı. Aradaki farkı azalttı. Alanya Spor'u dün ikinci yarıdaki pozisyona düşürebilecek kaç takım var ligde? Bu tartışılır. Fatih Hoca halen dünkü e, anlamsız çıkışına rağmen ligin en başarılı hocalarından bir tanesidir diyorum. Programımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.